Efendim bir son dakika gelişmesiyle e, şimdi karşınızdayız. Birazdan bıraktığımız konuya devam edeceğiz. Tartışacağız ama İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. İsrail ordusu Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi. Üst düzey bir Hizbullah komutanı hedef alındı diyor. Reuters haber ajansı. Hemen hemen son dakika için e, stüdyomuzda bulunan Türkiye'ye Türkiye e dönmek istiyorum. Ne oluyor? Zaten biz hani birkaç gündür Lübnan meselesiyle ilgili e, konuşuyoruz, tartışıyoruz ama bu büyük bir patlama. Birazdan bütün bilgiler gelecek. Zaten görüntüler canlı mı arkadaşlar bu görüntüler? Canlı görüntüler birazdan gelir ve ekrana veririz. Ne oluyor? Şimdi ben böyle bir beklemeyi böyle bir gelişmeyi bekliyordum. İsrail'in Lübnan'ın güneyini vuracağını, bunun arkasını dolduracak önemli gelişmeler şuydu. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim konusu. Çünkü e, özellikle Gazze'de yürütülen operasyon sırasında. Biden yönetimi şuna dikkat ediyordu. Evet, ne yaparsan yap Gazze'de, ama bunu bölgeye taşırabilecek, bölgede bir bölgesel savaşı tetikleyecek işlerin içinde olma baskısı yapıyordu ve özellikle Netanyahu'nun zaten bu savaşı bir şekilde bölgeselleştirme amacı amaçlarından bir tanesi de şu siyaseten çok zor durumda e, durumu e, kurtarabilmek için bölgeselleşmeden beklentisi var. Ve özellikle Biden'ı çok yakından takip ediyordum dış basından. E, Lübnan'a karşı bir operasyon yapmasını engelliyordu. Ama şöyle bir gelişme oldu. Özellikle e, Trump'a karşı bir suikast girişiminden sonra, hatırlayın <laughs> evet. o sahneyi, kulak, baş kanıyor, el yumruk havada. Artık bunun önünde durabilecek seçimde güç... Kolay kolay gelişemezdi. Peki Trump'ın özelliği ne? Trump açık çek veriyor Netanyahu'ya, İsrail'e. Hatta bundan 4 yıl önce başkanlık sırasında e, İsrail'in önünü açtı. Başkankin Kudüs'e gelmesi, İbrahim Anlaşmaları, Yüzyıl'ın anlaşması. Gördü ki demokratlar işte... Belki bu işin içinde tabii ki ister istemez şu anda aday olacağı tam kesinleşmedi ama öyle gözüküyor. Kamala Harris bir şekilde Trump'a karşı üstünlük sağlayabilmek için sanıyorum bu açık çekide onlar da veriyor. Yani çoktur bir şekilde elini kolunu bağlamışlardı Netanyahu'nun Lübnan konusunda ben önünü açtıklarını sanıyorum. Böyle bir gelişmeyi bekliyordum. Hatta e, diplomatik e, misyonuna şu e, Washington'dan emir de verilmişti, e, bir şekilde korunmalı bölgelerde kalın, e, süratle Lübnan'ı terk edin evet. diye.